herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle Güne Bakan'a başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nasip Gül Erçoban hanımefendi var. Sayın Erçoban hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Kolaylıklar diliyoruz. Her hafta yeni bir şey öğreniyoruz iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin. Bugün de sizinle birlikte kişisel koruyucu donanımları konuşacağız. Özellikle bu donanımların iş sağlığı ve güvenliğindeki yerini ve önemini konuşmak istiyoruz. Biraz sizi tanıyalım. Sonrasında kişisel koruyucu donanım dediğimiz zaman neler aklımıza geliyor? Anlatır mısınız biraz? Tamam, önce kendimi tanıtayım isterseniz. Ben 2003 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görevime başladım. Görevime başladığımdan bu yana kişisel koruyucu donanımların piyasada denetlenmesi ve uygunsuzluklarla ilgili gerekli önlemlerin alınması üzerine çalışıyorum. Emeklerinize sağlık. Evet, kişisel koruyucu donanımlar gerçekten hayatta çok önemli. Özellikle çalışmalar, işletmelerde, kurumlarda. Ama biz çok anlamıyoruz. Hani kişisel koruyucu donanım dediğimiz zaman ne tür donanımlar aklımıza geliyor? Biraz daha detaylı anlatmanızı rica edelim. Tamam. Ben de bu konuya detaylı bir giriş yapacaktım. Şimdi kişisel koruyucu donanım denildiğinde iş yerlerinde var olan risklere karşı çalışanların kullandığı donanımlar aklımıza gelmeli. Mevzuatımızda bu donanımlar gruplandırılmış bir durumda. Sizin alın isterseniz sizle birlikte. Aslında bu ürünler herkesin bildiği, tanıdığı ürünler ama bunların kişisel koruyucu donanım olarak nitelendirildiğini bilmiyor olabiliriz. Evet. Şimdi ürünleri bahsedeceğim. Siz de diyecek misiniz ki evet hani kişisel koruyucu donanım bu tarz ürünlermiş diyebiliriz. Evet. Mesela işitme koruyucu donanımlar var. İşitme koruyucu donanımlar denildiğinde sizin aklınıza ne kulaklık geliyor mesela? Kulaklık geliyor değil mi? Doğru söylediniz. Kulaklık. bravo. Kulak tıkaçları da işitme koruyucu donanımlardan. Mesela göz koruyucu donanımlar diyoruz. Bu denildiğinde aklımıza ne geliyor tabii acaba? Tabii ki gözlük. Evet, şimdi gözlüğünde bazı özellikleri var değil mi? Bildiğiniz sıradan gözlük olamaz elbette. Evet, optik gözlükler değil. Örneğin kaynakta kullanılan gözlükler ya da şeffaf olan göze çapak girmemesi için kullanılan gözlükler de bu grupta yer alıyor. Bir diğer ürün grubumuz yüksekten düşmeye karşı donanımlar. Bunu zaten herkes tahmin edebiliyordur. İnşaatlarda, özellikle inşaatlarda kullanılan emniyet kemerleri. Baş koruyucu donanımlar dediğimiz zaman baletler. Herkesin yine bildiği çocuk oyuncaklarında da sıklıkla üretilen evet. Baletler. Aynen. Koruyucu giysiler diyoruz. Koruyucu giysiler iş yerlerinde birçok koruyucu giysi kullanılıyor. Ancak bunlar üniformalarla karıştırılıyor. Hı hı. Şey kullanılabiliyor çalışanlar işte üstleri kirlenmesin diye üniforma tulum gibi kıyafetler giyebiliyor. Hı hı. Bunlar kişisel koruyucu donanım değil. Bizim kastettiğimiz kişisel koruyucu donanım olan tulumlar diyelim ki kimyasallara karşı koruması olan işte sıvı geçirmeyen ya da elektrik risklerine karşı koruyan tulumlar oluyor. Bunun dışında reflektif yelekler var. Bu da koruyucu giysiler evet. Arasında. Bir diğer grubumuz solunum koruyucular. Solunum koruyucu deyince aklınıza ne geliyor acaba Sezin Hanım? Tabii maske. Evet doğru. Toz maskeleri ve gaz maskeleri. Evet. Zaten son 1,5 yıl içerisinde hepimiz sıklıkla duyduk. Maske, FFP2 maske. Bizim solunumumuzda olan maskeler FFP2 diye yani sıklıkla kullanılan evet. Toz maskeleri. Aslında sadece FFP2 değil bu 3 grubu var. FFP1, FFP2. FFP3, hani halk arasında daha çok FFP2 maske diye yayıldı ama bunlar toz maskeleri diye geçiyor. Evet. Bir diğer ürün grubu ayak bacak koruyucu donanımlar. Burada sadece günlük kullandığınız ayakkabılar değil tabii. Bir özelliği, bir koruyuculuğu olması gerekiyor. Mesela çelik burunlu ayakkabı ya da çelik tabanlı ayakkabı ya da elektrik risklerine karşı koruyan ayakkabılar, yalıtkan ayakkabılar, kimyasal ya da sıvı tehlikelerin olduğu ortamlarda giyilen çizmeler ya da dizlerin korunması için dizlikler bu grupta yer alıyor.
Bir diğer grubumuz el-kol koruyucu donanımlar. Bunların da yine koruyucu özellikleri var. Burada da hani kışın soğuktan korumak için kullandığımız eldivenler KKD değil. Ne olabilir? İşte sanayide aşınmaya karşı kullanılan eldivenler ya da kimyasallara karşı kullanılan eldivenler. Kasapların kullandığı el kesilmelerinin önlenmesi amacıyla kullanılan eldivenler bu gruptadır. Bir diğer grubumuz boğulmayı önlemek üzere donanımlar. Bu grupta da can yelekleri ve boğulmayı önleyen yüzme kollukları yer alıyor. Şimdi boğulmayı önleyen yüzme kolluklarını biraz açarsak yazın sıklıkla hani çocukları alıyoruz. Kolluk alıyoruz yüzmeleri için. Onun üzerine bakmamız gerekiyor. Bunların birçoğu oyuncak amaçlı satılabiliyor mesela. Oyuncak kapsamındaysa bunlar KKD olarak değerlendirilmiyor. Yani bunun ciddi bir derecede boğulmaya karşı önlediği belirtiliyorsa o zaman bizim yönetmeliğimiz kapsamında oluyor. Zaten bu dediğim hani oyuncak olan gruptaki ürünlerin üzerine incelediğiniz zaman boğulmaya karşı boğulmayı önlemez diye açıkça yazıyor üzerine baktığımız zaman. Evet. Buyurun. Evet. Buyurun. Şunu merak ettim. Şimdi hadi kız çocuklar, erkek çocuklar, yani kadınlar, erkekler ya da işte boyu farklı, kilosu farklı. Yani farklı boyutlarda muhakkak üretiliyordur değil mi? Hani tek bir tip değildir bu kişisel koruyucu donanımlar. Tabii ki. Bu da kişisel koruyucu donanım kişiye uyması gerekiyor. Bu da temel gerekliliklerden biri. Kişiye uyması için de farklı boyutlarda olması gerekiyor. Evet. Birçok üründe farklı bedenler, farklı boyutlar mevcut. Evet, peki şimdi bu donanımlardan bahsettik. Bu ürünler, bu ürünlere yönelik bir mevzuat oluşturulmuş mu hem genel müdürümüze de bakanlığımız tarafından? Evet, bununla ilgili bir yönetmeliğimiz var. Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği. Biz bütün çalışmalarımızı bu yönetmeliğe esas alarak yapıyoruz. Bu yönetmelik 2004 yılında yayınlandı. 2005 yılında yürürlüğe girdi. En son olarak 2019 tarihinde güncellendi. Tabii bu yönetmeliğin de dayandığı bir Avrupa Birliği yönetmeliği var. Bu da Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi. Hı hı. Bu direktif Avrupa Birliği'nde 1989 yılında yürürlüğe girdi. Yani Avrupa Birliği'nde 1989 yılından beri ürün güvenliğidir, C işaretidir, bu tarz çalışmalar söz konusu. Bizim de bu kapsama alınmamız Gümrük Birliği ile birlikte geldi. 1996 yılında Gümrük Birliği'ne girdiğimizde Avrupa Birliği ve ülkemizdeki malların serbest dolaşımı söz konusu oldu. Tabii bunlar şartsız bir serbest dolaşıma tabi olmuyor. C işareti iliştirdiğiniz zaman ürünün güvenli olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde bir serbest dolaşım söz konusu. Bizim yönetmeliğimiz 2005 yılında çıktı ama ürün güvenliğiyle ilgili bir kanunumuz vardı. Ürün güvenliğine ilişkin teknik düzenlemeler kanunu. O kanun 2001 yılında yayınlandı Türkiye'de. Bizim çalışmalarımız bundan sonra başladı diyebilirim. Evet, emeklerinize sağlık. Şimdi peki biz kendi kendimize anlattık ve hani aslında dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde anlattık ama muhakkak mevzuatta da bu kişisel koruyucu donanım kelimesi anlatım olarak geçiyordur. Yönetmelikte nasıl geçiyor tam olarak? Hani evet. O anlatımı resmi olarak söyleyecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet, yönetmelikte biraz daha resmi bir ifade var. Onu da ben aktarayım size. Yönetmelikte yer alan ifadeye göre kişisel koruyucu donanım kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiş donanımı ifade eder. KKD'ye ait değiştirilebilir parçaları ve bağlantı sistemleri de KKD olarak nitelendirilir. Evet. Buna bir örnek verecek olursak işte kaynak siperleri var, bir dış kısmı var, bir de kaynağa karşı koruma sağlayan cam kısmı var. Bu cam kısmı değiştirilebilir bir parça mesela ve ayrı tek başına satılabiliyor. Tek başına satıldığı durumda ürünü de biz KKD olarak değerlendiriyoruz. Evet, bu kişisel koruyucu donanımların aslında ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Gerek mevzuatta böylesine büyük yer verilmesi gerekse aslında kişisel olarak insanların yaptıkları işlerde kendilerini daha güvende hissetmeleri açısından. Peki bunu sürekli kullanacaklar mı? Yani her dakika, her saniye örneğin o vücutlarına giydikleri kişisel koruyucu donanımlar, gözlükler, işte eldivenler sürekli mi kullanılacak yoksa belli zamanları var mı?
Şöyle diyeyim, iş yerinde bir risk değerlendirmesi yapılıyor ve bunun neticesinde kişisel koruyucu donanım kullanılıp kullanılmadığına karar veriliyor. Evet. Bazı durumlarda sürekli kullanılabiliyor, bazı durumlarda kullanılmayabiliyor. Bunun aslında dayanağı OFSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi. Burada bazı önlemler var. Hani her zaman hani doğrudan KKD'ye mi kullanmalıyız? Hayır, aslında doğrudan kullanmamalıyız. Daha önce alınacak önlemler var. Standarttaki bu önlemlere ben bir değineyim isterseniz. Ne zaman kullanmamız gerektiği o zaman daha kolay ortaya çıkar. Öncelikle birinci adımımız var. 5 adım var bu standartta. Birinci adımımız tehlikenin ortadan kaldırılması. Tehlikenin ortadan kaldırılması risk yönetiminin en ideal hedefi ve kalıcı bir çözüm. İkinci adımımız tehlikenin daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. Üçüncü adımımız mühendislik kontrolleri. Dördüncü adımımız idari kontroller. Ve beşinci adımımız kişisel koruyucu donanım kullanımı. Yani son adımda yer alıyor. Ben burada bir örnekle açıklamak istiyorum. Belki daha kolay anlaşılır. Evet. Diyelim ki bir makinamız var ve bu yüksek gürültülü bir makina. Gürültülü çalışan bir makina. Ve kulağa zararlı, işitmeye zarar veren bir makina. Şimdi birinci adımı uygulamak istersek tehlikenin ortadan kaldırılması. Bu yöntemi uygularsak ne yapıyoruz? Bu gürültülü makineyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet, o zaman nasıl kullanacağız? Mümkünse evet, ortadan kaldırıyoruz. Bu her zaman mümkün mü değil, ne kullanacağız? Bize makine gerekiyor. Evet. O zaman ikinci adıma geçiyoruz, onu uygulayamadığımız durumda. Tehlikenin daha az tehlikeli olanla değiştirmesi. Gürültülü bir makine yerine daha, evet, gürültüsüz bir makine kullanabiliyor muyum? Onu değiştirebiliyor muyum? Onu deniyorum. O da her zaman imkanı değil elbette. İlla ki o makineye evet. ihtiyacımız vardır örneğin. Ya evet, bazen masraflı oluyor. Yeni makineler, gürültüsüz evet. makineler daha pahalı oluyor. Mesela onları değiştirmek istemeyebilirler işverenler. Bu durumda üçüncü adım mühendislik kontrollerine geçiyoruz. O zaman makineyi izole edebiliriz. Mühendislik kontrol dediğimiz dışarıdan bir müdahaleyle o riski ortadan kaldırıyoruz. Yani makineyi bir oda içerisine alabilirim, bir duvar örebilirim makinenin olduğu yere. Ya da yalıtımlı bir ortama koyabiliriz değil mi? Ses evet. yalıtımlı bir ortama. Evet, ses yalıtımlı bir ortama koyabiliriz. O zaman çalışanlar gürültüye maruz kalmamış olur. Dördüncü adım idari kontroller. İdari kontroller her zaman uygulanmayabilir. Bu gürültülü makinede de uygulamak pek mümkün değil. Evet. Örnek vereyim ben, işte eğitimlerle güvenli iş uygulamalarını teşvik etmeyi içeriyor bu önlemler. Mesela tehlikeli maddeye temas ettikten sonra ellerini yıka gibi bu tarz önlemler var. Bu gürültülü makinede bunu uygulayamıyorum. O yüzden direkt 5. adıma geçiyorum. Yukarıdaki önlemleri uygulayamadım. 5. adıma geçmek durumunda kalıyorum ve kişisel koruyucu donanım kullanımına geçiyorum. Diğer tüm kontrol önlemleri dikkate alındıktan sonra tehlikeyi kontrol etmenin daha etkili bir yolu yoksa kişisel koruyucu donanım kullanıyorum. Evet. Burada gürültülü bir makineden bahsettik. O zaman ne kullanmak gerekiyor? Kulaklığımızı takacağız. Evet, kulaklık kullanmak gerekiyor. Evet, sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla kişisel koruyucu donanım, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinde son önlem gibi gözüküyor değil mi? Evet, son önlem diyebiliriz bu konuda. Şimdi KKD kullanımı kontroller hiyerarşisinde en altta yer alıyor. Bunun nedeni diğer kontrol önlemleriyle karşılaştırıldığında bireyin şahsi olarak kullanımına bağlı olması. Yani öncelik olarak toplu korunma önlemlerine başlıyoruz. Ona deniyoruz. Toplu korunma önlemi yapıp uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz? Eğer bu uygulanamıyorsa bireysel olan, şahsi olan, kişisel olan önleme geçiyoruz. Bu da kişisel bir önlem, kişisel koruyucu donanım kullanımına geçiyoruz. Şimdi kişisel koruyucu donanımın ne kadar koruduğu da önemli. Aslında tam koruma sağlamalı kişisel koruyucu donanımı ama çalışanın kullanımına göre de değişiyor bu KKD kullanımının etkinliği. Evet, bir de özelliklerinin de önemli olması gerekir değil mi? Hani bir kişisel koruyucu donanımın, siz dediniz ya az önce bir çocuğumuzu aldığımız kolluk, deniz kolluğu üzerinde kişisel koruyucu donanım diye yazmaz. Çünkü o bizim aldığımız küçük bir önlemdir. Ama eğer gerçekten boğulmalara karşı kullanılacak bir kolluksa işte o zaman kişisel koruyucu donanımdır. Demek ki kişisel koruyucu donanımların farklı özelliklere sahip olması gerekiyor. Biraz da bu özelliklerden bahsedebilir miyiz? Evet, kesinlikle dediğiniz gibi. Hangi risk söz konusu ise o riske uygun kişisel koruyucu donanım kullanmamız gerekiyor. Şimdi bütün kişisel koruyucu donanımların taşıması gereken bir işaret var. CE işareti. Bu duymuştur belki, hani duymuşsunuzdur. Birçok dinleyenimiz de duymuştur bu işareti. Açılımı var mı CE'nin?
Evet, conformity Europe'ın anlamına geliyor. Hı hı. Yani Avrupa uygunluğu anlamına evet. geliyor. Bir üretici ürünün güvenli olduğunu iddia ediyorsa bununla ilgili gerekli testleri yaptırıyor. Her ürün testlerden geçerse ürüne C işaretini iliştiriyor. C işareti kişisel koruyucu donanımın az önce bahsettiğim KKD yönetmeliğinde, bu arada kişisel koruyucu donanıma KKD diye kısaltıyorum. Evet, anlaşılır evet. Evet. Teşekkür ederiz. Ben aslında söyleyecektim ama dinleyicilerimiz anlamıştırlar diye evet. düşündüm. Tekrar hatırlattığınız için sağ olun. Buyurun. Rica ederim. C işareti kişisel koruyucu donanımın KKD yönetmeliğinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını gösteren bir işaret. Bu işaret çünkü kişisel koruyucu donanımlar zorunlu ve ürünün serbest dolaşımını sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki kişisel koruyucu donanımlar için de aynı kurallar geçerli. Yani Türkiye'de bir KKD üretildi, bir baret üretildi ve C işareti taşıyor diyelim. Bu ürün serbest bir şekilde Avrupa'da da satışı yapılabiliyor. Yine aynı şekilde Avrupa'daki ürünlerin de C işareti olması durumunda Türkiye'ye serbest geçişi sağlanmış oluyor. Evet, bunun dışında başka bilmemiz gereken özellikleri var mı? Evet, başka genel temel sağlık ve güvenlik gereklerine baktığımız zaman bazı özellikleri de taşıması gerekiyor C işaretinin dışında. Daha doğrusu C işaretinin aslında bu özellikleri sağladığı için veriliyor değil mi? Evet. Mesela kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı. Mesela yüksekte çalışırken bir emniyet kemeri kullanıyorsak yüksekten düşmek için koruyor bizi bu donanım, tamam, ama işte bağlantı parçaları, kumaşları hani dağınık olmamalı, kola bacağı takılacak şekilde kişinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde olmamalı. İkinci husus, iş yerinde var olan koşullara uygun olmalı. Üçüncüsü, kullanımın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalı. Ergonomik gereksinimlere bu beden bilgisini de girebiliriz. Hani herkes bedenine uygun olan kişisel koruyucuyu kullanmalı. Evet, az önce sorduğum sağlık soru aslında değil mi? Kişilik özelliklerini, daha doğrusu bedensel özelliklere göre, boya, kiloya ya da evet. kadın ya da erkek oluşa göre de değişik olduğunu söylediniz, farklılıklar olduğunu söylediniz. Onlara göre de seçmesi gerekiyor. Evet, hani kadın erkek diye bir ayrım yok ama hani beden olarak hani belki kadınların daha küçük bedenler kullanması. O anlamda sorulmuş aslında. Doğru, evet. Bir de sağlık durumu söz konusu. Sağlık durumu da şimdi bazı kişilerin mesela sunumla ilgili sıkıntısı var ve maske kullanması çok uygun olmuyor. O durumda biz bu çalışana maske yerine daha farklı alternatifler sunabiliyor muyuz, ona bir bakmamız gerekiyor. Eğer sunamıyorsak belki o riskli ortamda çalıştırmamamız gerekiyor. Evet. Sayın Erçoman, şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç dakikamızda birkaç soruyu birlikte yöneltsem size, hepsini şöyle topluca cevaplamanızı rica etsem. Tabii güvenli olması gerekiyor bu ürünlerin, kullanılan ürünlerin dediniz. Şimdi güvenli ürün nedir? Güvenli ürün varsa o zaman bunun karşıtı riskli ürün ne anlama geliyor? Bunlara da biraz çok kısa değinelim, birkaç cümleyle lütfen. Tamam, değineyim. Güvenli ürün, hemen ona bir değineyim. Normal kullanım koşullarında risk taşımayan ürünü ifade ediyor. Kişiler için bir risk oluşturmaya ve yeterli korumayı sağlayan ürün anlamına geliyor. Güvensiz ürün ise normal kullanıldığında kişilere, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olumsuz etkileme olasılığı bulunan ürün anlamına geliyor. Bir de ciddi risk taşıyan ürün var. Bu üründe yine olumsuz etkileme olasılığı var bir ürünü. Ancak hani yüksek bir risk taşıdığı için yetkili kurumlar tarafından acil önlem alınmasını gerektiriyor. Bu ürünler de ciddi risk taşıyan ürün olarak nitelendiriliyor. Evet, şimdi tabii bu kişinin kendine verilen sorumluluklar gibi görünmekle birlikte işverenin de sorumlulukları vardır diye düşünüyorum. Sadece işverene mi bağlı bu sorumluluklar, kişinin kendi sorumluluğu da var mı? Ve son olarak da bu donanımların uygunluğu özellikle nasıl denetleniyor? Son olarak da bu bilgileri paylaşırsanız çok seviniriz. Tamam, ben hemen işverenin sorumluluklarına bir değineyim kısaca. İşverenler kişisel koruyucu donanımları ücretsiz olarak çalışanlarına sağlamak durumunda. Daha sonra bunlarla ilgili uygulamalı eğitim aldırmada. Daha sonra çalışanların da bazı sorumlulukları var. İşverenin kendilerine verilen donanımı kullanmak. Öncelikle hani işveren genellikle veriyor donanımı ama kullanmayan işçiler olabiliyor. Ama ne olacak diye düşünüyorum. Bana bir şey olmaz.
Evet, biraz daha rahat düşünebiliyorlar. Mutlaka çalışanın sorumluluğu bu kişisel koruyucuyu kullanmak ve doğru bir şekilde kullanması gerekiyor ve muhafazasını da düzgün yapması gerekiyor. Birkaç yanlış kullanımı örnek vereyim burada ben. Bunların hani bu tarz şeylerin yapılmaması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor bu ürünlere karşı. Örneğin baretlerin üzerine oturulması olabiliyor. Böyle bir şeyler olmamalı. Emniyet kemeri kullanırken emniyet kemerini takmış ama bağlantı noktasını bağlamamış. Görünüşte kemeri kullanıyor gözüküyor ama ankaraj noktasını bağlamamış. Burada hani kontrol eden kişi yanıltıcı bir davranış yapmış oluyor ama kendisini riske atıyor. Mesela maske, kulak tıkacı gibi ürünler küçük olduğu için hani kullanımdan sonra hemen cebe atılıp taşınabiliyor. Böyle de yapılmamalı. Hijyen koşullarına da dikkat edilmeli. Peki denetleme konusuna da son birkaç cümleyle değinip sonrasında sizi sevgilerle uğurlayalım. Denetleme konusu piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ürünlerin denetimi yapılıyor. İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdürlüğü'nce. Burada denetçilerimiz mevcut. Bu denetçiler kimlik kartına sahip ve kişisel koruyucu donanımları satış noktalarında yani dağıtım noktalarında denetleme yetkisi var. Aynı zamanda üreticiler, ithalatçılar bazında da denetleme yapabiliyor. Ürünlerle ilgili belgeler, işte yapılmış testler, bu belgeleri inceliyoruz. Daha sonra gerekirse bu belgelerin uygunluğu ve doğruluğunu kontrol ediyoruz. Yine de bir risk söz konusu olabilir. Hani ürün bize şüpheli gözükebilir. Bu durumda üründen numune alıyoruz ve teste gönderiyoruz. Test eğer ürün geçmemişse bu durumda bazı yaptırımlar uygulanabiliyor ürüne karşı. Bu yaptırımlara da bir kısaca değineyim. Eğer böyle ciddi risk taşıyan ürünler söz konusu ise ürünün piyasaya arzını yasaklıyoruz. Ürün piyasada ise toplatıyoruz. Toplattığımız ürünlerin de bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Tekrar kullanımını, herhangi bir şekilde kullanımını önlemek için. Bir örnek verecek olursak da bu az önce bahsettiğim solunum maskeleri, toz maskeleri çok fazla denetim yaptık bu sene. Ve 100'den fazla maskenin piyasaya arzını yasakladık. Evet. Sayın Erçoban çok teşekkür ediyoruz. Dedik ya her yeni hafta iş sağlığı ile ilgili yeni ve aslında bizi gerçekten bizim için olduğunu hissettiren bir yönünü öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz emeklerinize, sağlık sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza da teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bugün de iş sağlığı ve güvenliği konusunda kişisel koruyucu donanımları öğrenmiş olduk. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınızı aktardıklarınız için. Ben de kurumum adına, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adına size teşekkür ediyorum. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik bu tarz yayınlar yaparak kişilerin bilgilendirmesine yönelik bu çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Günlerimize de saygılarımı sunuyorum. Bizden de sağ olun. Herkese iyi, güvenli günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Nasip Gül Erçoban telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde kişisel koruyucu donanımları konuştuk, mevzuatı konuştuk. Özellikle kişisel koruyucu donanımların iş sağlığı ve güvenliğindeki yerini ve önemini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.